Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evvelin vel ahirin ve ba'd. Allahümme ekrimna fehmen nebiyyin ve hifzal mursalin ve ilhame melaikisin mukarrabin. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek ruhu için bütün ulema-i amilin, sulahay-i salihin, evliya-i vasilin, agniya-i şakirinin ruhları için Din-i Celle İslam'ı, ulum-i şer'iyyeyi, ulum-i arabiyi bize kadar ulaştıran, ulaşmasına vesile olan cümle musannifin, muhaddisin, müellifin ve hademe-i dinin ervahı için hususen kitaplarından istifade ettiğimiz, şerhlerinden, tariflerinden istifade ettiğimiz üstadlarımızın ruhları için, kendilerinden ders okuduğumuz hocalarımızın da ruhları için, müesseselerinin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın da ruhları için Allah rızası için El-Fatiha. Dersimiz mef'ulü bih. Mef'ulü bih'in amilinin vücuben hasfedildiği yerler 4 taneydi. Birincisi sema'andi. Öyle miydi? İkincisi münadaydı. Üçüncüsü مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِضَةِ التَّفْسِرِ Tabi izmar ala şeridatı tefsir olan yerlerde, ref'in muhtar olduğu yerde zaten ne yoktur? Mef'ul bih olmaktan çıkıyor. Ref'in vacib olduğu yerde mef'ul bih olmaktan çıkıyor. Nesb'in muhtar olduğu yerde nesb okursan o zaman amil-i vücuben hasfedilmiştir. Ama merfu okursan zaten mef'ul bih olmaktan yine çıkmıştır. Peki mef'ulü bihin amilinin vücuben hasfedildiği yerlerden er-rabi'u dördüncüsü nedir? Et-tahziru tahdirdir. Tahdir bir insanı uyarıyorsun. Bir tehlikeden uyarıyorsun. Şimdi uyarma makamında acelecilik önemlidir. Bir an önce kişiyi uyarman lazımdır. Dolayısıyla lidîk'il makam deniyor buna. لِضَيْقِ الْمَقَامِ deniyor buna. Yani makam darlığı sebebiyle amili zikretmeye zaman yoktur. وَهُوَ tehdir nedir? Normalde tehdir korkutmak demektir. Uzaklaştırmak demektir. Ama nahivde tehdir dendiği zaman ma'mulun tehdir dediğimiz bir ma'muldür. بِتَقْدِيرِ اِتَّقِ اِتَّقِ takdiri ile ma'muldür. Yani ittekinin mamulü olarak bu arkadaşlar itteki olur, ba'id olur, nahi olur. İtteki, ba'id, nahi. Yani nahi kendini çek, ba'id kendini uzaklaştır, itteki sakın. Ma'mulun bi takdiri itteki, itteki takdiriyle beraber tahziren uyarmak için. Tahziren uyarmak için nereden? Mimma ba'dahu, ma ba'dinden uyarmak için. Demek ki tahzir nedir? O bir mamul vardır. Mesela diyelim ki İyyâke diyeceksin. İyyâke karşısındaki muhatabı uyaracaksın. Nereden uyarıyorsun bunu? Mabadinde zikredeceğin şeyden uyarıyorsun onu. Ve bu arada ne yapıyorsun? İttakî veya ba'îdî veya nahî gizliyorsun. İyyâke vel esede. İyyâke minel esedi. Yani canavar, arslan karşına dikkat et, dikkat et. Şimdi Türkçe'de de buna benzer hani araba çarptı, araba falan diyorsun. Gerçi Türkçe'de ne olmuş oluyor? Önce özne zikrediliyor. Sonra yüklem zikrediliyor. Ama araba diyorsun, çarptı veya geldi falan demiyorsun. Orada da şeyi hasfediyorsun. Şimdi İyyâke minel esedi. İyyâke vel esede. Bunun üç türlü istimali var. Göreceğiz onu şimdi. Demek ki tarifi İyyâke vel esede üzerine tatbik edelim arkadaşlar. Burada tahdir hangisidir? İyyâke. Yani mef'ulü bih hangisidir? İyyâke. İttaki İyyâke, ba'id nefseke. Efendim, burada İyyâke nedir? Tahzirdir. Tahzirden dolayı ne hasfedilmiş? İttaki hasfedilmiş. Efendim, tahdiren uyarmak için mimma ba'dehu ma ba'dinden uyarmak için. İttaki
İyyâke minel esedi. Nereden uyarıyorsun? Esetten uyarıyorsun. Ev zükre, tahdirin bir ikinci kısmı vardır. Ev zükrel muhadzeru minhu veya muhadzerun min zikrediliyor mukerreren, mukerrer olarak. Yola, yola! Yola, yola dikkat et demektir. At-tarik, at-tarik! Yani ittaki-tarik, ittaki-tarik demektir. Demek ki buraya baktığımız zaman mabadinden uyarmak maksadıyla tahzir, uyarmak maksadıyla ittakının gizlendiği yer tahzir oluyor. Veya muhadzerun minhu mukerrer olursa o zaman da ne olmuş oluyor? Efendim, tahdir dediğimiz şey gerçekleşiyor. Mislu iyyâke vel esede. İyyâke vel esede. İyyâke vel esede ne demek arkadaşlar? İyyâke yani ba'id. Ba'id nefseke minel esedi demektir. İyyâke vel esede. Ba'id uzaklaştır nefseke kendini. Minel esedi arslandan uzaklaştır kendini. Şimdi burada başta da söylemiştim size. Burada ya ba'id gizlenir, ya nahi veya ittaki. Hangisi münasipse onu gizleyeceksiniz. İyyâke vel esede ba'id nefseke minel esedi demektir. Ne var burada arkadaşlar? Bakın iyyâke tahdir yoluyla amile hasfedilmiştir. Vel esede burada muhadder üzerine ne yapılmış? Vav-ı atife ile beraber efendim muhadderun minh atfedilmiştir. Doğru mu? İyyâke vel esede. Şimdi hulâsatü şuruhlerinize baktığınız zaman arkadaşlar sayfa 148'i açın. El mevdi'ur râbi'u et-tehvir. Mef'ulü bihin amili vücuben hasf olunan mevzilerden dördüncüsü tehdir babıdır. Tehdir bir kimseyi bir şeyden sakındırmak ve kaçındırmaktır ki ıstılah-ı nuhatta iki kısım üzeredir. İki kısım dediği bir mükerrer olan bir de mabadinden tahzir edilen. Kısmı evvel her bir muhadderdir ki her bir muhadderdir ki ba'id veya nahi veya haddir. Ba'id, nahi, haddir gibi bir fiili emrin mef'ulu bihi olup ve ma ba'dinde harfi atıf iyyâke vel esede veya mini câre-i zahire iyyâke minel esedi veya mukaddere ile muhazzerun mih zikrolunur. Yani tehdirde muhazzerun mih de zikrediliyor. Muhazzerun mih ya atıf harfiyle zikredilir. Üç kısım böylece arkadaşlar. Muhazzerun mih ya atıf harfiyle zikredilir. İyyâke vel esede gibi. Veya mini zahire ile zikredilir. İyyâke minel esede gibi. Veya mukaddere ile muhazzerun mih zikrolunur. İyyâke en tahdife gelecek. İyyâke en tahdife. Şimdi İyyâke en tahdife de muhazzer İyyâke'dir. En tahdife de atıf harfi vav yok. Mini zahiri de yok. O da mini mukaddere vardır. Demek ki kısmı evvelde arkadaşlar nahi, ba'id, hazzir gibi fiil gizleniyor. Bunun üç türlü isimali var. Muhazzerden sonra muhazzerun min ya vavla gelir. Ne gibi? İyyâke vel esede gibi. Veya mini zahire ile gelir. İyyâke minel esedi gibi. Veya mini mukaddere ile gelir. İyyâke en tahdife gibi. Şu mef'ulün amili vücuben mahzuftur. İyyâke vel esede ve iyyâke ve en tahdife ve iyyâke min en tahdife ve iyyâke en tahdife. İyyâke ve en tahdife'de ne var? Vavla zikredildi. Doğru mu? وَاِيَّاكَ مِنْ اَنْ تَخْذِفَدَ مِنِ زَاهِرَيْلَ وَاِيَّاكَ اَنْ تَخْذِفَدَ Vav da yok, min de yok. Vav'ın olmadığı, minin olmadığı yerde min mukadderdir. اِيَّاكَ مِنْ اَنْ تَخْذِفَ demektir. Şu misallerde اِيَّاكَ kelimesi arkadaşlar bu sizin için taze bir bilgi olabilir. اِيَّاكَ de اِيَّا زَمِيرِ مَنْصُوبِ مُنْفَصِلْ olup
mahallen mensub mukadder. Mahallen mensub mukadder ba'id fiili emrinin mef'ulü bihidir. Ve kaf mef'ulün tezkir ve ifat ve hitabına dal harftir. Şimdi iyyake'de zamir hangisidir arkadaşlar? İyyadır. Ke nedir orada? Ke, ona harfi hitap diyoruz arkadaşlar. Dedim ya, bu bilgi sizin için taze bir bilgi olabilir. Normalde arkadaşlar ulameke dediğimiz zaman buradaki ke isim midir, harf midir? Zamirdir. Zamirler isimdir. Ulameke, ulamekuma, ulamekum. Buradaki zamir nedir? İsimdir. Zamirler isim olur yani. Ama velike, ulaike. Buradaki zamir değildir. Velike'deki kef, ulameke'deki kef gibi zamir değildir. Velike'deki harfi hitaptır. Ulaike'de harfi hitaptır. İyyake'de, iyyaki'de, iyyakuma'da, iyyakum'de zamir hangisidir? İyyadır. Kene'yi gösteriyor? Harfi hitaptır. Kime hitap ediyor? Muhatabeye, iyyaki diyorsa. İyyake diyorsa, müfret muhatabe. İyyaküma diyorsa, tesniye muhatabe hitap ediyor. İyyaküm diyorsa, o küm ne değildir, zamir değildir, harfi hitaptır. Beytullah, bu taze bilgidir değil mi canım? İsmi işaretlere bitişen şeyler de böyledir. Zalike gibi, tilke gibi, o da harfi hitaptır. Yani karşında kime işaret ediyorsun, işareti kime yapıyorsun, kime bilgi vermek istiyorsun, onu bildiriyor. Şimdi ne diyor burada arkadaşlar? İyya zamiri mensubu munfasil olup mahallen mensub mukadder ba'id fiili emrinin mef'ulü bihidir. Ve kaf mef'ulün tezkir ve ifrat ve hitabına dal harftir. Anlaşıldı mı arkadaşlar burası? Misali evvelde vav ve atıf, vav atıfedir. El esed lafzan mensub ve iyyake'nin mahalline matuftur. Ve misali sanide vav keza atıfedir. Ve en tehzife cümlesi tevili müfret ve hükmü mastarda olarak mahallen mensub iyyake'nin mahalline matuftur. Hani en tehzife baş tarafında ne vardır? Enli fiil muzaridir. Doğru mu? Mastar tevilindedir. Ve bu da nereye matuftur? Cümle olarak, mahalle mensup olarak iyyake üzerine matuftur. Ve misali salis hangisiydi arkadaşlar, misali salis? İyyake ve lesede, iyyake ve entehdife, iyyake min entehdife. Değil mi? Ve misali salis de min harfi cerdir. Ba'id fiili emrine mutaalliktir. Ve en tehzife cümlesi tevil-i müfret ve hükm-i mastarda olarak mahalli karibi min ile mahallen mecrur ve mahalli ba'idi mahallen mensup. Ba'id fiili emrinin mef'ulü bihi gayri sarihidir. Bu da anlaşıldı mı? Yani başına min geldiği zaman bir defa min mahalli karibini cer ediyor. Doğru mu? Bir de matufun aleyh mensup olduğu için mahalli ba'ide mensup oluyor. Bu tabirlerde sizin için yabancı olan tabir varsa söylerseniz yardımcı olurum. Misali Rabi hangisiydi arkadaşlar? İyyake entehdife. Misali Rabi'de entehdife cümlesi tevil-i müfret. Eni mastari olduğu için tevil-i müfret yapılıyor. Ve hükmü mastarda mahalli karibi mahallen mecrurdur. Burada da mahalli mecrurdur diyor. Çünkü mini mukaddere ile. Demek orada min zahiren zikredilmesi, ya vav zikredilmesi lazım, ya min zikredilmesi lazım. Eğer lafzan vav yok, min de yoksa min orada mukadderdir. Demek ki min mukadder olduğu zaman da ne yapabiliyormuş? Mahallini cer edebiliyormuş. Doğrusu bana sorsaydınız, ben yani buraya bakmadan bana sorsaydınız, mahallen mecrurdur, min mukadderdir ama mahallen mecrurdur demezdim. Bu da benim için taze bir bilgi olmuş oldu. Ve mahalli ba'idi mahallen mensub ba'id fiili emrinin mef'ulü bihi gayri sarihidir. Misali evvelin mufadi iyyake vel esede manası nedir? Mufadi ifade ettiği mana demektir. Nefsini ve esedi ba'id et ki. İyyake vel esede nefsini ve esedi ba'id et ki. Yani nefsini ondan uzak eyle ve hazer et demektir.
İyyâke vel esede ba'id nefseke minel esedi. Misali saninin mufadi. İkinci misal neydi arkadaşlar? İyyâke ve entahdife. Nefsini ve fi'li hadfi ba'id et ki, yani hadf ernepten hazer, hadfi ernepten hazer eyle demektir. Ernep nedir arkadaşlar? Evet. Peki hadfi ernep nedir? Yani tavşanı böyle sopayla vurup öldürmek. Şimdi av hayvan olduğunu düşün. Sopayla vurup öldürmek veya taş atarak öldürmek yasaktır. İyyâke ve en tahdife. İyyâke ve en tahdife. Yani tavşanı sopayla vurup öldürmekten kendini uzaklaştır yani. Ba'id nefseke min en tahdife demektir. Hadf ya sopayla beraber başına vurup öldürmek veya taş atarak efendim öldürmek demektir. Yani bir av hayvanı bu şekilde ne yapılmaz? Öldürülmez. Bu şekilde öldürülmek yasaklanmıştır. Nefsini ve fiili hazfi ba'id et ki, yani hazfi ernepten hader eyle demektir. Hazf tavşanı asa ile darp ve sayt etmektir. Yani sopayla vurup avlıyorsun onu. Nehy olunmuştur. Ve bazılar iki parmak arasına kıstırılarak remy olunan taş ile ki ona fiske taşı derler. Öylece atıp tavşanı sayt etmektir. Dediler ki bunun dahi hakkında nehi vardır. Yani taş atarak da öldürmek, avlamak onu nedir? Yasaktır. Sopayla vurarak öldürmek de yasaktır. Onun için iyyâke ve en tahdife, yani tavşanı sopayla veya taşla avlama demektir. Kendini bundan uzaklaştır demektir. Misali salisi ve rabi'in mufadi, nefsini hazfi ernepten ba'id eyle demektir. Onlar da o manaya gelmiş. Peki dedi ki, tahdir iki kısımdır dedik. Doğru mu? Birincisi neydi? Kısmı evvel, her bir muhazzerdir ki ba'id veya nahi veya haddir gibi bir fiil emrin mef'ulü bihi olup mabadinde ya harfe atıf oluyor, ya min oluyor veya mini mukadder oluyor. İkincisi nedir peki? Evet, kısmı sani her bir muhazzerun mihdir ki mükerrer vakı olup ba'id veya ittaki gibi bir fiil-i emrin mef'ulü bihidir. Ba'id veya ittaki gibi bir fiil-i emrin mef'ulü bihidir. Şu mef'ulün dahi amili vücuben mahzuftur. At-tarik, at-tarik. Nefseke, nefseke gibi. Evvelde at-tarik lafzan mensup mukadder ittaki fiil-i emrinin mef'ulü bihidir. Ve ikinci at-tarik, evvelki için te'ikid-i lafzidir. Tarikten, tarikten hader ve ittika ile demektir ki, yolda haydut veya canavarlar çok olarak ondan tehdir ve vikaye eylemektir. Yani yolda haydutlar var, at-tarik at-tarik. Dikkat ediyor yolda yani. Veya canavar vardır yani. Ve misali thani nefseke nefseke. وَمِثَالِ ثَانِدَ نَفْسَكَ مُكَدَّرْ بَعِدْ fiili emrinin mef'ulü bihidir. İkinci nefseke keda te'ikittir. Nefsini, nefsini ba'id eyle demektir ki tehlikeden tahdir ve vikayedir. İş bu bab-ı tahdirde amilin hasf olunması vakit dar olduğundandır. Zira amili zikredinceye değin tehlikede vakı olmak muhtemeldir. Pes süratle tahzir için amil mahzuftur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Karıştırıyor musunuz hulasatü şuruhu? Ders hazırlarken karıştırıyor musunuz? Osmanlıcanız da gelişir. Osmanlıcanız gelişir. Buna ihtiyaç var arkadaşlar. Peki, şimdi okuyorum tekrar arkadaşlar. Ve huve ma'mulun tahdir nedir? Ma'muldür. Bir takdiri ittaki, ittaki takdiriyle. İttaki deyince sanki burada somutlaştırmış olduğunu. Bu ne olabiliyor? Ba'id, nahi, hazir, itteki olabiliyor. Tahdiren mimma ba'dehu, ma ba'dinden tahzir için. Bu birinci kısım oluyor. Doğru mu?
Bunun da üç türlü istimali var. Vav-ı atife yapılır. Muhazzerun min. Nereden uyarıyorsa o muhazzerun başına vav-ı atife gelir. Veya min gelir. Min-i zahire gelir veya min-i mukaddere gelir. Burada ba'id hangisi uyarsa, ba'id, nahi, haddir hangisi uyarsa onu takdir ediyoruz. Ev zükirel muhazzeru minhu mükerreren veya muhazzeru minhu mükerrere vâk oluyor. Tarik, tarik. Nefseke, nefseke. Dikkat, dikkat diyoruz yani biz. Mislu iyyâke vel esede. Nereye misaldir arkadaşlar? Muhadderun min atıf harfinden sonra gelmiştir. Ve iyyâke ve en tehdife de yine atıf harfinden sonra gelmiştir. Efendim. Burada iki tane misal verdi. Doğru mu? Başka misal var mı? Metinde başka misal var mı? Yok yani birinci kısma başka misal vermedi. Hulasat-ı şurut'a misalleri kafi olarak vermiştir. وَالطَّرِيكَ الطَّرِيكَ Bu da tahzirin ikinci nevisinin misalidir. Birinci nevisi neydi? بَعِدْ حَذِّرْ نَحِ gibi bir fiilden sonra مُحَذَّرُ مِنْ üzerine vav-ı atıfe ile veya mini zahire veya mini mukaddere ile bağlantı kurarak zikredilen mamuldür. At-tarik at-tarikte ise ne vardır? Muhadderun min üzerine böyle bir vav-ı atıfe ile veya mini cari ile ne yapılmıyor Mehmet Emin? Bir bağlantı yapılmıyor. Sadece muhadderun min mükerrer vâk oluyor. At-tarik at-tarik deniyor. Şimdi arkadaşlar İyyâke vel esede de bakın bir muhadder var bir de muhadderun min var. İkisi de zikrediliyor. Doğru mu? Kimi uyardığı belli orada. At-tarik at-tarikte muhadder yok. Muhadderun min var. Mesut burası anlaşıldı mı evlat? Yani İyyâke vel esede de muhadder var, muhadderun min var birinci kısımda. Her ikisi zikrediliyor. Mesela İyyâke en tehdife veya min en tehdife veya ve en tehdife dediğimiz zaman burada İyyâke ne oluyor? Muhadder oluyor. Ve en tehdife ne oluyor? Muhadderun min oluyor. Demek ki muhadder, muhadderun min zikredildiği yerde vavla zikredilir, min ile zikredilir veya min-i mukaddere ile zikredilir. Efendim, bir de tahzirin ikinci kısmı var. Muhadderun min mükerrer vâk oluyor. At-tarik at-tarik. Nefseke nefseke. Burada neden vücuben hasfediliyor? Çünkü makam nedir? Dardır. Ve tekûlu dersin İyyâke minel esedi. Ne yaptı burada arkadaşlar? Atıf harfini kaldırdı. Mini koydu. Yani birinci kısmın üç neviden ibaret olduğunu söylemiştik misallerde. Burada şimdi diyor ki İyyâke minel esedi diyebilirsin. Yani İyyâke vel esede dediğin gibi İyyâke minel esedi de diyorsun. İyyâke vel esede dersen vel esede atıf olmuş oluyor. Doğru mu? İyyâke minel esedi dersen atıf olmuyor. Min harfi cerdir. Orada mukadder olan fiile taalluk ediyor. Yani ba'id fiiline taalluk ediyor. Ve min en tehdife. Burada da ne yaptı? Atıf harfinin yerine mini koymuş oldu. Başka ne dersin? Ve iyyâke en tehdife. Bi takdiri min. Demek ki atıf harfi de yoksa, min de yoksa orada ne vardır? Mini mukaddere vardır. Muhadderun mihtir çünkü orası. En ile enne de harfilerin hasuniydi arkadaşlar. Kıyasiydi değil mi? وَلَا تَقُولُ Şöyle diyemezsin. اِيَّاكَ الْاَسَدَ Şimdi اِيَّاكَ اَنْ تَخْذِفَ diyebiliyorsun ama اِيَّاكَ وَالْاَسَدَ de اِيَّاكَ مِنَ الْاَسَدِ de dersin. Ama orada mini gizleyerek اِيَّاكَ الْاَسَدَ diyemezsin. Çünkü en ile enne de min kıyasen hasfedilirdi. Fakat اِيَّاكَ الْاَسَدَ dersen burada mini hangi kurala göre hasfedeceksin? Yani harficilerin hasfedildiği yerlerden değildir. En ile en ne olursa orada harf ne olabiliyor? Harficilerin hasfedilebiliyor. Demek ki İyyâke en tehdife de mini hasfettin ama İyyâke vel esede, İyyâke minel esedi oradan vav'ı da kaldır, mini de kaldır, İyyâke el esede de olmaz. Çünkü minin hasfedildiği yerlerden değildir orası. Limtina'i takdiri min. Min'in burada takdir edilmesi mümteni'dir. Hatta burada min mukaddir derse, dersen şaz olur. Vehtâre Musa kavmehu de min nasıl hasfedildi diyorduk? Sema'an hasfedildi. Yani şazdır o. Şazdır. Kurala bağlı değildir yani. Böylece tahzir meselesi bitti arkadaşlar. Burası kolaydı.
Şeyde hulasatü şuruhte mef'ulü bin amilinin vücuben hasfedildiği yerlerden el mevdu'ul hamisü el igra diye zikrediyor arkadaşlar. Yani nahivde kafiyeden sonra Mola Cami okursunuz. Şimdiye kadar okuduğunuz kitaplarda karşılaştınız mı? İzarda olmayan bir şeydir bu. Kafiyede de yok. Ama hulasatü şuruh da bunu zikretmiştir. İbn-i Akil gibi bir takım nahiv kitaplarında da vardır. Herhangi bir yerde karşılaştığınız zaman acemilik çekmeyesiniz diye en azından hatırlatma babında el mevdu'ul hamisü el igra mef'ulü bin amilinin vücuben hasfedildiği bir beşinci yerden bahsediyor. İgra'dır diyor. Mef'ulü bin amili vücuben hasfolunan mevzilerden beşincisi igra babıdır. Buna ne deniyor? Babul igra. İgra bir kimseyi bir şeye terhib ve teşvik eylemektir. İstilah-ı nuhatta keza iki kısım üzeredir. Yani tahzir iki kısım olduğu gibi tahzirde ne yapıyorsun? Uyarıyorsun. Uzaklaştırmak istiyorsun. İgra tam tersi arkadaşlar. Bir yere koşturuyorsun onu. Yapıştırıyorsun onu bir yere. Yapışmasını istiyorsun. Bu da iki kısımdır. Kısmı evvel teşvik edilen şahıs üzere kendine teşvik olunan şey matuf olarak vakı olur. Nefseke vel ilme. İyyâke vel esed meselesine benziyor mu arkadaşlar? Şimdi tahzirde uyarı olduğundan dolayı o ayrı baptır. İğra aynı onun gibi iki kısımdır ama ona tahzir denmez. Ne denecek ona? İğra denecek buna. Bu tabir de arkadaşlar bilgi dağarcığınızda olsun. Allah'ın izniyle ileride çok güzel hizmetler yaparsanız efendim bir yerde talebeniz hocam burada bir iğra kelimesi gördüm. Tefsirde gördüm. Ne demektir? Oğlum ayağım çakmaz ben de bilmez. Demeyin yani. Bu konuyu bilmekte fayda var. İki kısım üzeredir. Kısmı evvel teşvik edilen şahıs üzere. Burada teşvik edilen şahıs yukarıdaki neyin karşılığıdır? Tahzir edilen. Doğru mu? Tahzir edilen. Şahıs üzere kendine teşvik olunan şey matuf olarak vakı olur. Nefseke vel ilme gibi. Nefseke vücuben mukadder ve mahzuf ilzem fiili emrinin mef'ulü bihi gayri sarihidir ki kâfi hitaba muzaf olmuştur. El ilme nefseke üzerine matuf olmuştur. Mufadin nefsine ve ilme lazım ol. Yani nefsini ilme mülazim kıl ve ona müdavim ve talip ol demektir. Yani nefseke vel ilme. Buna niye mef'ulü bih gayri sarih dedi merak ettim tabii. Nefseke yani doğrusu buraya mef'ulü bih sarih demek daha uygun düşer. Çünkü gayri sarih olabilmesi için başında ne olması lazım? Harfi cer olması lazım. Buna acaba böyle bir istilah vardır mı? Onu bilemem. Biz normalde buna ne deriz? Mef'ulü bih sarih deriz. Gayri sarih hangisini deriz? Vaktara Musa min kavmihi dersen ne olur? Evet. Gayri sarih olur. İlzem nefseke vel ilme demektir. Yani ilimden ayrılma, ilme yapış manasındadır. Burada kendisine ilimden ayrılmamayı teşvik etmiş oluyor. Kısmı sani kendine teşvik olunan mükerrer olarak vakı olur. Şairin ahake ahake inne men la ahalehu kesa'in ilel heyca'i bi gayri silahin. Şiirinde ahake ahake gibi evet, evvelki ahake keza mukadder ilzem fiili emrinin mef'ulü bih gayri salihidir. Kâfi hitaba muzaf olmuştur. Ve ikinci ehâke teikidi lafzidir. Mufadi beyt birader ki evet birader ki lazım yani sahip ve râgib ol. Biraderine diyelim onu biz. Biraderine lazım yani sahip ve râgib ol. Zira biraderi olmayan kimse bilâ silah muharebeye sa'yı eyleyen kimse gibidir demektir. İş bu bâb-ı iğrada dahi amilin vücuben hasf olunması vakit dar olup teşvik ve iğrada tacil maksud olduğu içindir. Ve hafî olmaya ki bâb-ı medih ve zem ve bâb-ı terahhum de dahi amil vücuben mahzuftur. Mesela Besmele-i Şerife'de Er-Rahman, Er-Rahim li ecl-i medih mensup okunsalar vücuben mahzuf ve mukadder
bir a'niye mef'ulü bih vakı olurlar. Ve eğer ta'avvuzde er-racim li eclizem mansub okunsa keza vücuben mukadder bir a'niye mef'ulü bih vakı olur. Ve mesela terahum ve şefkat marızında ahake dense ahake mukadder bir ilzem fiili emrinin mef'ulü bihidir. Biraderine lazım ol, ol yani ona şefkat ve merhamet kıl demektir. Veyahut irham ahake takdirinde kılarız. Ve aleykel i'tibar diyor. Ne yaptı arkadaşlar? Daha önce ben şeyde mübtedanın hasfinin vacip olduğu yerlerde hani ziyade medih için demiş ya kat'unnat anil men'ut. Hatırladınız mı? Orada ben demiştim ki bunu eğer merfu okursak kat'unnat anil men'ut mübtedaya hasfederiz burada. Eğer mensub okursak orada bir emdehu ve eğer medih makamındaysa emdehu veya a'ni fiilini gizleriz. Eğer zem makamındaysa a'ni fiilini veya ezummu fiilini gizleriz. Eğer terahum makamındaysa orada da erhamu fiilini gizleriz veya irham fiilini gizleriz. Eğer mesela e'udü billahi mineşşeytanirracimi orada er-racimu dersen ne yapmış olsun? Kat'un na'ati anil men'ut yaparsın. Huve'r-racimu mübtedaya hasfetmiş oldun vücuben. Doğru mu? E'udü billahi mineşşeytanirracime dersen o zaman ne yapmış oldun? Zem için orada ezummu fiilini gizlemiş oldun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim dediğin zaman nasıl ki oradaki huve vücuben hasfedilmiş ise eûzu billahi mineşşeytanirracim dersen orada da vücuben fiil hasfedilmiş oluyor. Mef'ulü bihtir vücuben hasfedilmiş oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dersen kat'un na'at anil men'ut yaparsın. Burada huve'r-rahmanu huve'r-rahim diye mübtedaya hasfetmiş olursun. Bu mübtedanın hasfi vaciptir. Bismillahirrahmanirrahim dersen o zaman ne olmuş olur? A'ni fiilini veya emdahu fiilini gizlersin. Buradaki mef'ul bih olur o zaman. O zaman ne olmuş olur? Buradaki fiilin hasfi vacip olmuş olur. Yani hep kıraat alimleri vecih yapmasın. Biraz da nahiv alimleri vecih yapmış olsun. O zaman şöyle diyelim mi arkadaşlar? Biz mef'ulü bihin amilinin vücuben hasfedildiği yerler 4 tanedir. Buna ne yapıyoruz biz? 2 tane daha ilave ediyoruz. Neyi ilave ediyoruz? Bir iğra'yı ilave ediyoruz. Bir de medih, zem veya terahhum için kat'un na'at anil men'ut nasb ile yapılırsa. Bir daha söylüyorum. Eğer ziyade medih veya zem veya terahhum için kat'un na'at anil men'ut nasip ile yapılırsa. Diğer kitaplarda bu 6. maddeyi alan var mı hocam? Var var evladım. İşte bu şeyde bak, hulasat-ı şurta var işte. Yani 6. bir madde olarak zikretmedi onu. Tezil olarak zikretti onu. 5. şey olarak zikretti ama şeye bakarsanız ben zaten daha önce bunu katun nat anil menut konusunda şey yapmıştım. Ve söylemiştim bunu. Medih olarak mensup da olabiliyor. Bu medih olarak veya zem olarak arkadaşlar mesela medihte emdehu fiilini gizliyorsun. Zemde edumu fiilini gizliyorsun. Her ikisinde ani'yi de gizleyebiliyorsun. Yani medih ve zemde veya terahumde ani'yi de gizleyebiliyorsun. Şimdi ani ile beraber onu nasip okuduğun zaman arkadaşlar tabi bu biraz da şey meselesine giriyor. Yani biraz boyutu aşmış oluyoruz. Telhis meselesine girmiş oluyor. İlmi maani kısmına girmiş oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Problem yok yani, alıştığımız bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Herkesin kafası kulağı birden alışılanın, beklenenin dışında gelince dikkat çekiyor. El mahsulu ba'de talep azzu minel munsaqi bila ta'ab derler buna. Yani şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyince dakadır ne oluyor falan. İnsan birden hani uyuklayan adam birden kendine geliyor. Çok dikkatli bir şekilde ilerisini irdeliyor. Niçin böyle oldu diye. Tam zinde olduğu bir dönemde cümle ne yapıyor? Kafaya gidiyor. Bilenali Bismillahirrahmanirrahim. Aynı şey burada. Beklenen neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Rutin olan oydu. Rutinin dışına çıktığın zaman karşı tarafa uyarı veriyorsun.
burada ben özel bir şey kastettim diyorsun. Özel bir şey kastettiğim de bir cümleyle beraber ifade ediyorsun. Mesela orada Rahman olduğunu veya Rahim olduğunu müstakil bir cümleyle, tabi olarak değil, müstakil bir cümleyle ifade etmiş oluyorsun ki bu ne yapıyor? Karşıki tarafa medih ise methi biraz daha mübalağalı bir şekilde, zemse zemmi mübalağalı şekilde, terahüm ise terahümü mübalağalı bir şekilde anlatıyor. Arkadaşlar buraya kadar size verdiğimiz bilgilerde İbn Hacib Hazretleri'ni çok övdük. Arkadaşlar bu izharda yoktu. Efendim burada vardır, taze bilgidir falan diye Kafiye'nin izhardan farklı üstün taraflarını anlattık. Gelin bu sefer de İmam Birgibi Hazretleri'ne haksızlık yapmayalım. Mef'ulü fih bahsini izharda daha güzel anlatmıştır. Harf-i cerin hasfedilmesi, mef'ulü fih'te harf-i cerin hasfedilmesi bilgisini hatırlarsınız herhalde. Yani harf-i cerin hasfedilmesi iki kısımdı, simaiydi, kıyasıydı. Mef'ulü lamın hasfedilmesinin şartları vardı. Mef'ulü fih'te fiilin hasfedilmesi. Zarf-ı zamanı, zarf-ı mekanı mübhem olur, zarf-ı mekanı mahdud olur. Zarf-ı zamanda mübhem mahdud olur falan demişti. Zarf-ı mekanı mübhemin tarifini yapmıştı. Değil mi? Ve el cihati sütti demişti. Emam, kuddam, half, yemin, yesar falan. Devam etmişti. İstisnaları saymıştı. Sonra zarf-ı mekanı mahdudu tarif etmişti. Ondan sonra zarf-ı mekanı mübhemde hasfedilir idi. Kural oydu değil mi? Zarf-ı mekanı mübhemde fi hasfedilirdi. Ancak canib, cihet, veç, veset, haceder, dahreder, cevfel beyt istikrar manasında olmayan her isim mekan, kendi istikrar manasında olduğu halde mutallak istikrar manasında olmayan her isim mekanda hasfedilmezdi. Yusuf öyle miydi? Ben bilgilerinizi tazeleyeyim arkadaşlar. Zarf-ı mekani mübhem neydi? مَا ثَبَتَ لَهُ اِسْمٌ بِسَبَبِ اَمْرٍ غَيْرِ دَاخِلٍ فِي مُسَمَّهُ. Yanlış mı söylüyorum arkadaşlar ben? İhtiyar adamım yani, unutkan olur. Müsemmasına dahil olmayan bir iş sebebiyle kendisi için bir isim sabit olandır. Öyle miydi? Mesela somutlaştıralım. Şimdi bu taraf benim neyimdir? Önümdür. Şurası benim neyimdir? Önümdür. Ben buraya ön dedim. Burası için emam. Şimdi emam ismi müsemma neresidir? Şu alan emamdır. Peki buraya emam denmesi müsemmaya dahil olan bir iş sebebiyle midir? Şöyle döndüğüm zaman harf diyeceğim ona. Ne diyeceğim ona? Harf diyeceğim ona değil mi? Şuraya şimdi fevk diyorum. Üst tarafa çıksam ne diyeceğim ona? Taht diyeceğim. Hani buna fevk denmiş olması müsemma olan bu alanla alakalı değildir. Benimle alakalı bir şeydir. Onun için buna ne diyoruz? Zarf-ı mekanı mübhem diyoruz. Anlaşıldı mı? Zarf-ı mekanı muhdet. Mahdud neydi? مَا ثَبَتَ لَهُ اِسْمٌ بِسَبَبِ اَمْرٍ دَاخِلٍ فِي مُسَمَّهُ. Müsemmasına dahil olan bir iş sebebiyle kendisi için bir isim sabit olur. Mesela diyelim ki burası sınıftır. Buna sınıf denmesinin sebebi nedir? Dört duvardan ibarettir, kapısı vardır. Şimdi bunlar zaten bu müsemmayı oluşturuyor. Doğru mu? Mesela diyelim ki masa. Masa zarf-ı mekanı mahduttur. Çünkü masaya masa denmesini gerektiren sebepler onu oluşturan sebeplerdir zaten. Doğru mu? Benim Sinoplu bir Cahit Şen diye öğrencim vardı. Zeki delikanlıydı. Böyle arka tarafta Mesud'un oturduğu yerde oturuyordu. Yeşil Cami'deyken. Anlatıyorum zarf-ı mekanı mübhem mahdud meselesini anlatıyorum. Benim anlatma zafiyetimden olsa gerek Cahit'in kafasına bir türlü sokamıyorum. La Cahit diyorum, anladın mı? Anladım diyor. Tatlı bir delikanlıydı. Anladın mı? Anladım diyor. Peki Cahit sana soruyorum. Şu oturduğun masa zarf-ı mekanı mahdud mü mübhem mi? Hocam mahdud hocam. Peki. Herhangi bir masa mübhem mahdud mübhem hocam. Arkadaşlar herhangi bir masa da olsa önündeki masa da olsa mahdud. Mübhemin burada nesine bakmayacaksın? Lugavi manasına bakmayacaksın. Yani bu Cahit kardeşimizi hatırlamama hep sebep oluyor. Oturduğu yeri bile hatırlıyorum. Cahit şu önündeki masa mübhem mi mahdud mu? Mahdud hocam. Herhangi bir masa mübhem hocam. Cahit bu sınıf, içinde bulunduğu sınıf mahdud mu mübhem mi? Mahdud hocam. Herhangi bir sınıf mübhem hocam. Acaba hocam mı mübhem demek istiyor yoksa mekanı mı mübhem demek istiyor bilmiyorum. Şimdi mübhem ile mahdud arasındaki çizgi, ben bu anekdotu anlattım ki kafanıza doğru kalsın diye anlattım.
Cahili ne siz tanırsınız? Ben tanıyorum da siz tanımazsınız. Şimdi arkadaşlar mef'ulü fih bahsi hızlı bir şekilde okuyayım da buradakinden değil de bilgi olarak neredeki bilgiyi isteyeceğiz? İzhardaki bilgiyi isteyeceğiz. Buradaki göreceksiniz basittir. Kolaydır yani. El mef'ulü fih ve ma fu'ile fihi fi'lun mezkurun. Mezkur fiil. Mesela diyelim ki salleytü, namaz kıldım. Nerede fil mescid? Zikredilen fiil salleytüdür. Nerede yapıldıysa veya hangi zamanda yapıldıysa efendim. Ma fu'ile fihi fi'lun mezkurun min zamanin ev mekanin. Hangi zamanda, hangi mekanda yapıldıysa o zaman veyahut da mekan mef'ulü fih olur. Ve şartu nasbihi, mansup olmasının şartı. Çünkü normalde bu neyle olur? Fiile gelir. Fiile gelince mecrur olur, mahalle mensup olur. Lafzla mensup olmasının şartı takdiru fi, fiinin gizlenmesidir. Peki fi nerede gizlenir? Ve zurufu zamani, zarf-ı zamanlar kulluha, mübhem olsun, mahdud olsun. Tekbelü zâlike, bunu kabul eder. Zarf-ı zaman mübhem olsun, mahdud olsun, hasvedilir. Sirtu hînen ve sumtu şehren demişti izharda, hatırladınız mı arkadaşlar? Sirtu hînen ve sumtu şehren. Şehren dediğin nedir? Mahduttur, bir aydır. Hînen dediğin mübhemdir, uzun bir süredir. Şimdi izharda şöyle diyor arkadaşlar. Zarf-ı zaman mübhem olsun, mahdud olsun, hasvedilir diyor. Tamam. Sirtu hînen ve sumtu şehren misaliydi. Zarf-ı mekanı mübhemde hasvedilir. Ancak istisnalar var. Zarf-ı mekanı mahdudde hasvedilmez. Ancak dehale, nezele, sekeneden sonra hasvedilir. Kural buydu. Üç tane şey var. Zarf-ı zamanı mübhem olsun, mahdud olsun, hasvedilir. Zarf-ı mekanı mübhemde hasvedilir. Kural olarak istisnalar var. Zarf-ı mekanı mahdudde hasvedilmez. Dehale, nezele, sekeneden sonra hasvedilir demişti. Tamam. Zarf-ı mekanı mübhemde, şirinim, İstisnalar saydı orada. İlla caniben ve ciheten ve vecen ve veseden ve hariceddar ve dahileddar ve cevfel beyt ve kullu ismi mekanin bir manel istikrari. Efendim, son kısım kendisi istikrar manasında değil de mütalak istikrar manasında olursa bunlar müstesnaydı. Yani özetle söylemek icap ederse zarf-ı zamanı mübhemde mübhem olsun, mahdud olsun, hasfedilir. Zarf-ı mekanı mübhemde hasfedilir. Sadece nerede hasfedilmez? Zarf-ı mekanı mahdudda hasfedilmez. Zarf-ı mekanı mahdudda hasfedilir ama hasfedilmez ama dekhale nezele sekeleden sonra hasfedilir. Dekhaltü d-dâre ve nezeltü l-khâne ve sekentü l-belede misallerini izardan hatırlasanız gerek. Dekhaltü d-dâre ve nezeltü l-khâne ve sekentü l-belede. Şimdi khan olsun, beled olsun bunlar zarf-ı mekanı mahduddürler. Herhangi bir beled de olsa, bizim İstanbul beldesi de olsa zarf-ı mekanı mahduddür. Dolayısıyla arkadaşlar izharda hani böyle birkaç sayfa anlatılsa bile işin özeti budur. Zarf-ı zamanı mübhem olsun, mahdud olsun, hasfedilir. Zarf-ı mekanı mübhemde hasfedilir. İstisnalar hariç diyelim. Zarf-ı mekanı mahdudde hasfedilmez. İstisnalar hariç. Onun istisnası azdır. Nedir? Dakale, nezele, sekene. İstisnalar nerede çoktur? Zarf-ı mekanı mübhemde. İlla caniben ve ciheten ve vechen ve veseten ve hariceddar ve dahileddar ve cevfel beyt ve kullu ismi mekanin bir ma'nel istikrar diye devam ediyor. Ondan sonra diyor ki son kısmın amili istikrar manasında olursa yine o istisnaya bir tane daha ilave yapıyor. Yani ve kullu istikrar manasında olmayan her isim mekan, kendisi isim istikrar manasında olsa da amili istikrar manasında olmayan her isim mekan diye istisna vardı orada. Ben orasının özetini size söylemiş oldum arkadaşlar. Burada ne diyor? Ve zuruful mekani, zarf-ı zaman hepsi kabul eder diyor. Yani mahdud olsun, mübhem olsun, burada aynı bilgiyi verdi bize zarf-ı zaman açısından. Ve zuruful mekani, zarf-ı mekana gelince, imkâne mübhemen, eğer mübhem ise kabile zâlike, bunu kabul eder. Ve illa eğer mübhem değil, mahdud ise fela kabul etmez. Oradaki bilgiyi yine burada özetle ne yaptı? Verdi. Ve fussirel mübhemu, mübhem tefsir edildi. Ne ile? Bil cihati sitti. Orada kel cihati sitti dedi hatırlarsanız. Kel cihati sitti dedi. Efendim mübhem nedir? Cihati sitti ile tefsir edildi. Yani mübhem izarda tarif ederken ne dedi? Müsemmasına dahil olmayan bir iş sebebiyle kendisi için bir isim sabit olandır. Arkadaşlar cihat-ı sitte demek ön, arka, sağ, sol, alt, üst demektir. Değil mi?
Ha bunlar nedir? Hep izafidir yani. Dediğim gibi ben şimdi buradayken oraya üç diyorum. Üçte çıktığı zaman alt diyeceğim. Değil mi? Şimdi Mücahit Halil benim sağ tarafımdadır. Öbür Mücahit'le Mehmet Emin sol tarafımdadır. Ben şimdi tersine dönsem şu tarafa dersem sağ sol değişecek yani. Demek ki yani buraya ben sağ demem. Müsemma dediğimiz o ismi takınan bu bölgeye sağ dedim ben. Buna sağ dememiş olmam bu mekanla alakalı değil, benimle alakalıdır. Müsemma ile alakalı değil, benimle alakalıdır. Alt demem, üst demem orayla, müsemma ile alakalı değil, başkasıyla alakalıdır. Cami arkadaşlar, zarf-ı mekanı mahdut mu, mübhem mi? Herhangi bir cami. Caminin önü ve humile aleyhi zarf-ı mekanı mübheme hamledildi. İnde ve lede ve şibhuhuma. İnde ile lede ve bunlara benzeyen dune siva kelimesi gibi o manayı ifade eden kelimeler li ibhamihima. Bunlar da mübhem olduklarından dolayı. Yani izharda hatırlarsan ve ke'inde veleda diye de ve ke'inde veleda diye de zikredildiğini hatırlıyorum. Yanlış olabilirim. Yani zarf-ı mekanı mübhem dendiği zaman cihat-ı sittedir. Cihat-ı sitte gibi inde ile leda o manada olan kelimelerde ne sayılıyor? Zarf-ı mekanı mübhem muamelesi görüyorlar. Li ibhamihima. Ve lafzu mekanin mekan lafzı da nereye hamledilmiş? Zarf-ı mekanı mübheme hamledilmiş. Li kesratihi. Çok kullanıldığından dolayı. Ve ma ba'de dehaltu alel asahi. Esah olan kavle göre de dehaltüden sonrası da ona hamledilmiş. Halbuki şeyde ne demişti? İzharda. Yani mesela dehaltü darede, eddare nedir? Zarf-ı mekanı mahduttur. Efendim, dedi ki zarf-ı mekanı mahdutta hasfedilmez. Ancak dehale, nezele ve sekeneden sonra hasfedilir dedi. Şimdi burada mekan lafzı dedi. Mekan lafzı eğer celestü mekaneke derse tamam. Ama celestü mekaneke değil, kumtu veya istakrartu dersen istakrartu mekaneke denmez, istakrartu fi mekaneke denir. Yani izhardaki bilgiyle burasını şey yapıyorum arkadaşlar. İzharda demişti ki mesela isim mekan istikrar manasında ise şey affedersin mesela makam kelimesi eğer zarf-ı mekanı mübhem istikrar manasında değilse zaten orada hasfedilmez. Eğer istikrar manasında ise mutaallakı istikrar manasında değilse yine hasfedilmez demişti. Mesela sallaytu fil mescidde. Sallaytu fil mescidde mescid tamam nedir? Zarf-ı mekanı mahduttur. Orada gerçi onun amili de şey değil, istikrar manası yoktur. İzharda söylediği bir isim mekanda istikrar manası yoksa zaten orada fi hasfedilmez. Affedersin, fi hasfedilir. Kendisi istikrar manasında olsa mutaallaki amili istikrar manasında değilse gene hasfedilmez. Burada da söylediği nedir? Ancak dehale ve nezele sekeneden sonra zarf-ı mekanı mahdudde hasfedilir demişti. İstisna olarak. Burada dedi ki, diyor ki dehaltüden sonrası da zarf-ı mekanı mübheme hamledilmiştir. Alel asahi, asah olan mezhebe göre. فَاِنَّهُ ذَهَبَ بَعْضُ النُّحَاتِ اِلَى اَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ لَكِنَّ الْاَصَحَّ اَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ Şimdi dehaltü darede arkadaşlar dehaltü girdim eddare. Acaba buradaki eddare mef'ulü bih midir, mef'ulü fih midir? Yani dehaltü dare yani edat olarak baktığımız zaman dehaltü girdim neye? Eddare eve girdim. Sanki mef'ulü bih'e benziyor ki bazıları bunu mef'ulü bih diyorlar. Mef'ulü bih diyorlarsa zaten orada fi yoktur. Ama bazıları bu fiil nerede gerçekleşti? Mef'ulü fi'nin tarifi neydi? Amelin manası kendisinde gerçekleşendir. Şimdi buradaki amelin manası nerede? Yani duhul nereye gerçekleşti? Bir mekanda gerçekleşti. Dardır mef'ulü fi'tir. Peki mef'ulü fi ise fi burada niye hasfedilmemiştir? Fi hasfedilmiştir. Dehale nezele sekeneden sonra hasfedilir. Buradaki izah tarzında diyor ki aslında zarf-ı mekanı mahdudde hasfedilmez. Zarf-ı mekanı mübhemde hasfedilir. İnde, leda ve benzerleri zarf-ı mekanı mübheme hamledilmiştir. Mekan lafzı da zarf-ı mekanı mübheme hamledilmiştir. Dehaleden sonrası da nereye hamledilmiştir?
Mekan lafzında sebebini söylüyor. Likesretihi çok kullanıldığı için neyi gerektirir çok kullanmak? Tahfifliği gerektirir değil mi? Doğru mu arkadaşlar? Tahfifliği gerektirir. Onun için fi orada kesreti istimale binaen hasfedilmiştir. Ve yunsabu bi'amilin muzmarin ala şarıdati tefsiri mef'ulü fi izmar ala şarıdati tefsir üzere mansup olabilir. Yevmel cum'ati sumtu fihi. Yevmel cum'ati sumtu fihi. Şimdi sumtu fihi de same fiili, fihi de amel ettiği için yevmel cum'ati de amel edemez. Doğru mu? Aynen zeyden darabtuhu de olduğu gibi veya zeyden darabtuhu lamehu de olduğu gibi. Demek izmar ala şarıdati tefsir mef'ulü bihte geçerli olduğu gibi mef'ulü fihte de geçerlidir diyor. El mef'ul lehte kalıyoruz.